Arkadaşlar merhabalar. Malum okullarımız bir süredir eğitimine ara verdi. Bu süreçte sizlere faydalı olmak adına soru çözümlerini elektronik ortamda yapmaya çalışacağız. Ben fizik öğretmeni Alper Kara. Öncelikle belirtmek istediğim bir durum var. Ekranda göründüğü gibi bazı konularımız artık üniversite sınavında sorulmayacak malum süreçten ötürü. Çünkü bu konular ikinci döneme rastlayan ve anlatılması biraz sıkıntıya girmiş olan konular. O yüzden bu konular muhtemelen bu yıl sorulmayacak. Önümüzdeki yıllardaki süreci beraberce takip edeceğiz zaten. Şimdi burada konuları çıkacak olan konular uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Çıkmayacak konular atom kavramı işte. Bu atomların tarihsel gelişimi, atom modelleri vardı. İşte Dalton, Rutherford'dur. Bunlar sorulmayacak artık. Büyük patlama, işte evrenin oluşumu, nasıl oluştuğu, işte yıldızlar, işte beyaz cücedir, bazı evreleri bahsediyorduk. Bunlar artık sorulmayacak. Radyoaktivite ki sevdiğim bir konuydu. İşte fizyon, füzyon, radyoaktif denklemler, bunlardan bahsetmiştik. Bunlar sorulmayacak. Özel görelilik işte. Işık hızındaki parçacıkların hareketi vesaire. Kuantum fiziği. Yine sorulmayacak olan kısımdan fotoelektrik olay bolca soru gelen bir yerde ama artık sorulmayacak. Compton saçılması ve modern fiziğin teknolojideki uygulamalar artık bize soru getirmeyecek. Bunlar tabii öğrenciler için avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla sizin için ne kadar az konu o kadar daha başarı anlamına geliyor bir yerde. Gönül isterdi ki eğitim sürecimiz planlandığı şekilde devam etsin ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu şekilde oldu. İnşallah en kısa zamanda normal hayatımıza, normal eğitim sürecimize döneriz diye ümit ediyorum. Şimdi bugün deneme çözümü yapmayı planlamaktayım sizler için. Sorularımıza geçecek olursak burada bir AYT denememiz var. Bunun çözümünü yapacağız. Az önce bahsettiğim atılan konulardan da sorular içerdiği için onları geçeceğiz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Sizden ricam ama öncelikle videomuzu izlerken soru çözümünü hemen izlemek yerine önce sorunun göründüğü ekranda videoyu durdurup çözmeye çalışmanızı, ardından benim çözümümü izlemenizi tavsiye ederim. Bu sizin için daha öğretici olacağını düşünmekteyim. Şimdi burada bir eğik atış sorumuz var. Özür dilerim. Yatay atış sorumuz var. Her ne kadar eğik atış gibi görünse de aslında bu bir yatay atış sorusu. Şöyle başlayacak olursak. Şu şeklimizi biraz düzenleyelim. Yani hareketin gerçekleştiği bölgeyi ele alalım. Şurada 53 derecelik bir açımız var. Bu açıyı yöndeş açılardan şuraya taşıyalım. Burası da o zaman 53 derece olur. Dolayısıyla 90 derecelik açımız ve burası 37 derece olacaktır. Biliyorsunuz 37, 53, 90 bizim fizik dersinde bolca kullandığımız bir üçgen. Hatırladığımız gibi bu 3, 4, 5 üçgenin açılarıdır. 37'nin karşısında kısa kenar olan 3K'lık kısım buraya 4K, buraya da 5K'yı verebiliriz. Sorumuz yatayda 10 metre bölü saniyelik ilk hızla atılan bir cismin KL noktaları arasındaki hareketini hissediyor. Bize K'dan L'ye gelinceye kadar yatayda kaç metre yol aldığını soruyor. Yani aslında bize şu 3K'lık x mesafesini soruyor. Hemen bilgilerimizi hatırlayacak olursak, cismimiz düşey doğrultuda yapmış olduğu hareketi şöyle göstereyim. Buraya h diyorduk. Bizden x mesafesi ise isteniyor. Bu h için bir çözümümüz vardı. Neydi o da? h eşittir 1 bölü 2 g t kareydi. G'yi zaten soruda dikkat ederseniz bize 10 olarak vermiş.
Tabii ki biz burada haş yerini ne kullanmamız gerekiyor? 4K'lık mesafe. Peki x'i değerlendirecek. X'i değerlendirecek olursak biliyorsunuz yatay atış hareketinde cismimiz yatayda sabit hızla hareket yapıyordu. Düşey doğrultuda ise serbest düşme hareketini taklit ediyordu. Yani gitgide her saniye verilen ivmemizle ne yapacak? Onar onar hızlanacak. Şurada küçük bir hatırlatma yapacak olursak. Şöyleydi hatta. Birinci saniye 5 metre yol alıyordu. İkinci saniye 15 metre. Üçüncü saniye 25 metre. Ve şimdi bu şekilde devam ediyordu. Yani her saniye hızını onar onar artırıyordu. Dolayısıyla aldığı yollarda bu şekilde veriliyordu. Şimdi bunun nasıl oluşturulduğunu tekrar uzun uzadıya girmek istemiyorum. Bu üçgende benzerlikten geliyordu biliyorsunuz. Sorumuzun çözümüne devam edecek olursak x yolu içinse x de dediğim gibi yataydaki hızımız değişmediği için matematikte bildiğimiz hız zaman denklemi olan x eşittir v çarpı t'yi kullanıyorduk. Şimdi bu denklemlerde dikkat edersen h yerine 4k gelecek. O halde diyoruz ki 4k eşittir 1 bölü 2 g'miz 10 10 çarpı t'nin karesi. Yataydaki harekettense şunu görüyorum. Yatayda alınan yol 3K. O da eşittir. V çarpı T. Hızımız yataydaki hızımızda 10 çarpı T diyoruz. Şu denklemi biraz düzenlersek şurada 2 ile 10'un birbirini götürüp 5 kaldığını görürüz. Ve bu her iki denklemi taraf tarafa oranlayacak olursak şöyle bir ifade çıkar karşımıza. K'lar birbirini götürür. Şu t'nin karesiyle alttaki t'yi sileriz. Ve burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda ise 3 kere 5'ten üst taraftan 15 eşittir. Tabi burada bir t'miz de var. Alttan da 4 çarpı 10'dan 40 gelir. Buradan t'yi çekecek olursak 40 bölü 15 o da ne yapar? 8 bölü 3 saniye. Aslında soru burada bitti diyebiliriz. Gerisinde getirip t'yi yerine yazmak kalıyor. Nerede? Şuradaki x denklemimizde. X eşittir. V çarpı t'de. V'miz 10'du. T'yi de 8 bölü 3 bulduk. Dolayısıyla buradan cevabımız 80 bölü 3 metre olur. Evet, bir diğer sorumuz. İkinci sorudayız. Şöyle bakacak olursak. Şöyle temizleyelim. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri değildir. Biliyorsunuz elektromanyetik dalga şöyle çizecek olursak basitçe 3 boyutlu çizmeye çalışırsak. Şurası z eksenimiz, şurası x, şurası da y ekseni. Elektromanyetik dalgamız, manyetik alan bileşenimiz vardı. Bir de ne vardı? Elektrik alan bileşenimiz vardı. Bunlar birbirine nasıl seyrediyordular? Dik, yani elektrik alan bileşenimiz şöyle yayılırken. Soru da sizden işte bu şekli elektromanyetik dalganın yapısını biliyor mu? Onu aslında sorguluyor. Şurası da manyetik alan bileşeni. Şuraya B diyor, diyelim biliyorsunuz manyetik alanı. B ile gösteriyorduk. Manyetik alan bileşenimiz de bu şekilde. Elektromanyetik dalgalar biliyorsunuz ışık hızıyla yayılıyordu ve yayılma doğrultusunu burada gösterdik. B dedik manyetik alan bileşenimiz ve şu kırmızıyla gösterdiğimiz ise neydi? Elektrik alan bileşenimiz. Ve bunlar birbirine nasıldı? Diktiler. Dik doğrultuda yayılıyordular. Ve yayılma doğrultusu da her iki bileşene dedik. Yani yayılma doğrultumuz hem manyetik alana hem de elektrik alana. Elektromanyetik dalgayı böyle kısaca bahsettikten sonra sorudaki öncüllerimize bakalım. Elektrik alanda
Ve manyetik alanda sapmazlar. Evet, bu bizim bildiğimiz en genel geçer özelliklerinden biriydi. Elektromanyetik dalgalar elektrik ve manyetik alanda ne yapmıyorlardı? Etkilenmiyorlardı. Polarize edilebilirler demiş. Evet, polarizasyon, yani bunun diğer adı neydi? Kutuplanma. Biliyorsunuz elektromanyetik dalgalar kutuplanabiliyordu. Enerjileri frekanslarıyla doğru olan orantılıdır. Nasıldı bizim elektromanyetik dalgamızın enerjisi? E eşittir H C bölü lambda ifadesiyle bulunuyordu. Aynı zamanda enerjimiz H çarpı F idi. Burada F elektromanyetik dalgamızın frekansı. Gördüğünüz gibi F ile enerji birbiriyle doğru orantılı. Boşlukta yayılamaz demişler. Bu yanlış bir bilgi. Biliyorsunuz elektromanyetik dalga boşlukta ışık hızıyla yayılıyordular. Elektrik alanı, manyetik alanı ve ilerleme doğrultuları demiş. Birbirine diktir. Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi elektrik alanın ve manyetik alanın ilerleme doğrultuları birbirine diktir. Bir bilgi sorusuydu. Ve bunu çokça yapıyorlar ÖSYM sınavlarında. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuz 12. sınıf açısal momentum konusuna ait bir soru. Bir okuyalım sorumuzu. Düzgün, türdeş bir disk merkezinden geçen eksen etrafında y ekseninden bahsediyor. Omega açısal hızıyla şekildeki gibi dönmektedir. Şöyle omegalık bir açısal hızla, biliyorsunuz açısal hız bir vektördü ve yönü sahil kuralıyla bulunuyordu. Tabii bu ortamda sahil kuralını göstermemiz biraz zor olacak, ancak elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şekilde verilen yönde dönmektedir diyor. Diskin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti I olduğuna göre, hemen eylemsizlik momentini hatırlayalım. Eylemsizlik momentini I ile gösteriyorduk ve m r kare ifadesiyle hesaplıyorduk. Bu cismin şekline bağlı olarak başına bir kesir gelecek şekilde değişiyor. İşte silindir için başka, küre için başka. Kürenin ekseni, dönme ekseni değiştirildiğinde başka bir kesirle çarpma anlamına geliyordu, ama genel olarak eylemsizlik momentimizin en genel ifadesi I eşittir m r kare şeklindeydi. Yargılarından diyor hangileri doğrudur? Birinci öncül açısal hızıyla açısal momentum diyor aynı yönlüdür. Evet, açısal momentumu nasıl hesaplıyorduk? Şurada gösterecek olursam L eşittir I çarpı omega idi. Omega vektörü bizim açısal momentumumuzun da yönünü belirliyordu. Yani omega'nın yönü neyse açısal momentumun da yönü o idi. Dolayısıyla açısal hız ile açısal momentumun yönü sadece bu soru için değil, genel olarak da birbiriyle aynıdır. Çok istisnai bir durum yoksa. Açısal momentumun değeri diyor I çarpı omega ile bulunur. Evet, açısal momentumu gördüğünüz gibi formülümüz, basit bir formülümüz var. I çarpı omega şeklinde buradan buluyoruz. Bu da doğru bir yargı. Üçüncüye bakacak olursak, diske diyor eksi y yönünde tork etki ederse açısal momentum azalır. Şimdi eksi y yönünde dediği, yani şurası artı y yönü verilmiş. Bizim eksi y dediğimiz yön şurası. Eksi y yönünde bir torkun varlığından bahsediyor. Eksi y yönündeki tork sağ el kuralına göre, şuraya bir el çizmeye çalışırsak, bakalım ne kadar başarılı olacağız bu konuda. Şöyle baş parmağımız neyi gösteriyordu? Torkun yönünü. Diğer parmaklarımız şöyle kıvırıyorduk. Bunlar da bize neyin yönünü gösteriyordu? Tabii ki de kuvvetin yönünü gösteriyordu. Dolayısıyla buradan bakacak olursak, biraz çizimimiz çok iyi olmasa da, eksi y yönündeki tork bizim diskin dönme eksenine zıt yönde, dönme yönüne zıt yönde bir ne meydana getiriyor? Kuvvet meydana getiriyor. Dönme yönündeki zıt yöndeki kuvvet diskin ne yapmasını sağlayacaktır? Tabii ki yavaşlamasını sağlayacaktır. Yavaşlayan bir diskte, şuradaki tekrar açısal momentum formülümüze dönersek,
Yavaşlayan bir diskin açısal hızı azalacaktır. Açısal hızdaki azalma açısal momentumunda ne yapmasına sebep olacaktır? Azalmasına sebep olacaktır. Dikkat ederseniz burada ne diyor? Açısal momentumu azalır diyor. Verilen tüm yargılar doğrudur. Yine 12. sınıf dairesel hareket konusundan bir soruydu ve sıkça soruluyor. Tahminim o ki bu yılda yine sorulacaktır. Sizle bu formüller üzerinden işlem yapmanızı pek yani soruya işlem yapıldığı sorularda olur ancak işlem yapmanız pek beklenmez. Daha çok bu matematiksel modelleri zihnimizde canlandırıp birinin diğeriyle nasıl orantılı şekilde değiştiğini anlamamızı bizden bekliyor olacaklar diye düşünüyorum. Evet, bir diğer soruya geçelim. Bir diğer sorumuz da basit harmonik hareket yapan cisimle ilgili bir soru. Hangileri doğrudur şeklinde. Burada yine basit harmonik hareketin özelliklerini biliyor muyuz diye bizi sınayacaklar. Birinci öncülümüz geri çağırıcı kuvvetin yönü diyor. Daima denge konumuna doğrudur. Şimdi bir basit harmonik salınıcıyı hemen inceleyecek olursak. En basit manada bu bir yaylı sarkaç olsun. Bu öncülleri tek tek bunun üzerinde denemeye çalışalım. Şöyle yayımız var ve ucuna cismimizi bağladık. Şöyle rengi değiştirelim ve şuranın denge noktası olduğunu söyleyeyim. Denge noktamız. Biliyorsunuz, cisim denge noktasında üzerindeki kuvvet neydi? Sıfırdı. Yani yay ne gergindi ne de sıkışmış. Dolayısıyla cismimizin üzerine herhangi bir kuvvet ne yapmıyordu? Etki etmiyordu. Şimdi tekrar birinci yargıya dönecek olursak, geri çağırıcı kuvvetin yönü daima denge konumuna doğrudur. Şimdi şu an yay gergin durumda. Dolayısıyla cismimiz ne tarafa gitmeye uğraşıyor? Daha doğrusu yay tarafından ne yapılıyor? Denge konumuna doğru çekiliyor. İşte zaten o yüzden bunun adına geri çağırıcı kuvvet diyor. Geri çağırıcı kuvvet diyor. Çünkü cismimiz denge konumuna çağrılıyor. Dolayısıyla burada cismi etki eden kuvvetin yönü denge konumuna doğrudur. Evet. Bu doğru bir yargı. Hızının büyüklüğü düzgün değişir demiş. Hızının büyüklüğü düzgün değişir ifadesi oldukça sıkıntılı bir ifade. Çünkü dikkat ederseniz cismimiz denge konumuna ulaştığında üzerindeki kuvvetin ne olacağını söylüyoruz. Sıfır olacağını söylüyoruz. Bu şu anlama gelir. Demek ki denge konumuna yaklaştığında bizim cismimiz üzerindeki kuvvet gitgide azalıyor. Newton'un ikinci yasasına göre kuvvet ile biliyorsunuz ivme birbirleriyle orantılı kavramlar. Dolayısıyla kuvvetteki azalma ivmedeki azalmayı mı ifade ediyor? İvme azalıyorsa hızın büyüklüğünün nasıl düzgün değiştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bir ivmeli hareket. Hızın büyüklüğündeki değişim de değişecek. Bakın bu biraz sıkıntılı bir cümle oluyor ama ivme kavramını iyi bilen birisi için çok da zor gelmemesi gerekiyor. İvmeyi tekrar hatırlayacak olursak ivme şuydu. Aile gösteriyorduk biz bu arkadaşı ve birim zamandaki hız değişimiydi. En temel manada bu hız değişimi. Şimdi hız değişiminin değişmesi ne anlama geliyor? Demek ki hızın büyüklüğü düzgün değişmiyor. Daha eğrisel şekilde değiştiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani ivmeli hareketin hız zaman grafikleri hatırlayacak olursanız şöyle oluyordu. Hız zaman dersek işte bu şekilde kavisli yani eğrisel dediğimiz şekilde oluyor. İşte burada nedir? Hızlanan. Burada nedir? İşte yavaşlayan bir hareketin hız zaman grafiğini ifade ediyor. Dolayısıyla buraya dikkat edelim düzgün değişir demiş. Bu yanlış bir yargıdır. Üçüncü öncüle dönecek olursak denge konumundan geçerken bir ivmesi sıfırdır. Evet bu basit bir zaten. Denge konumunda kuvvetimiz nedir? Sıfır. Kuvvet sıfırsa ivmede ne olacaktır? Sıfır olacaktır diyoruz ve cevabımız
1 ve 3 şeklinde oluyor.